ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi. ABD, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarının geçerliliğini koruduğunu, Rusya'dan ek büyük silah alımları durumunda yeni yaptırımların gündeme geleceğini açıkladı. Maraş konusunda da Türkiye'ye kararı geri alma çağrısı yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu müsteşarı, Türkiye ile ilişkiler konulu Senato oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı. ABD yönetiminin Rus S-400 füze savunma sistemleri alımıyla uyguladığı yaptırımların yürürlükte olduğunu hatırlatan Noland, Rusya'dan yeni büyük silah sistemlerinin satın alınması durumunda yeni yaptırımların devreye gireceği uyarısı yaptı. Türkiye S-400 alımları nedeniyle ABD'nin Rusya'ya karşı çıkardığı ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine dahil etmişti. Noland, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında açıklanan Maraş bölgesinin %3.5'lik bölümünün açılması adımına da değinerek Türkiye'yi bu kararı geri almaya çağırdı. Kıbrıs'a barış ve istikrarı sadece Kıbrıslıların öncülüğünde iki bölgeli iki toplumlu bir sürecin getireceğine inanıyoruz diyen Noland, Maraş'ın açılması kararını provokatif ve kabul edilemez bulduklarını ve kararın geri alınması çağrısını Türkiye yetkililere de bizzat ilettiğini kaydetti. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.